جبو خدا ری رحی خدا ری اسلامی دا فدا کرن خوی ناخوریتن الحمدلله خوی نوان و سبب وی برکت قازانجا او قس انسان گنج او خوشگو برای ما گوج اسلامی را دان قازانج کرن اویا معلوم گره ام وی دعوی جبیر نکن ام ری وان جبیر نکن ام خوی نوان خاینتی نکن یعنی وان خوی ناخوریتی ام بیر سر خوی نوان کیفا خو زوخا خو صفاتا خو ام ننیر ام جی دنیا خو بدن برچاوی کو ام قربانا آخرتا خو بکن جبو ام بروس بی بسر بلند هرن حضورا رب خو و ام برحتی بخوشای پیغمبر خو روزا قیامت شفاعت بخوزن امیدا مش خدا ہے کو اف دعوه روب رو زیده و ام چاوی خو جی بن الحمدلله کو زیاتر ده لکی ما هر کس گره خود دقت بکن یعنی به وی کفر را به وی فسق و فحوش را به وی ایرو نیاری اسلام از یهودی از خریستیان از کمونیست از کمالیست به وار گجو قوت خود خبتن که توپلو ما من نست ما نوج اسلام دور بکن به حیا بکن به تربیه بکن به ادب بکن مجادله هبه ایکو مجادله مروا نخوازن ای قاشی مروا درکن کو قاشی مروا درکتن یا مروا در مجادله خو بده یا جی مروا به عزت مجادله خو بده دوام کرن وان برای مجی مجادله خو دوام کرن ایکو خاصن وانا بدن سکناندن منت نکرن حتا کو هاتن وان د جامی دا شهید کرن اویا علامتی کو دعوا خو دی وخت کو هبه او جمعنا وی فداکار جی شیبن او شهیدی جی شیبن او حبس و زندان جی شیبن او مهاجرت جی شیبن او سرگون جی شیبن خلاصا او پرتش جی شیبن اینا دعوا وقتا کو هبا او شهید دعوای جی هبن او مهاجر دعوای جی هبن او یکو دیوی اوردا جمالی خوبونه جانی خوبونه او چیبن او جی علامت کو او دعوه هانه دعوه کی پیغمبریه چونکی دعوه پیغمبرا دائما وقتا کو آجوتنه پر مانا دقاشی وادا درکتنه دقاشی حضرت آدم دا شیطان مجادره کی دقاشی حضرت ابراهیم دا نمرود مجادره کی دقاشی حضرت موسی دا فرعون مجادله کی خاصی دعوه بطفینه فقط رب عالم جل جلاله دائما دوست دوست خویه دوست وان کسی کو جعذابی بترسن تقوالی بن دوست وانه و دائما نتیجه با غالبیت وان انسانا انسان کل سر حقی مجادله کرنه غالب غالبیت وان دعوا آتیه ختم کرن شرک و حق و باطل hak ve batıl mücadelesinde safını belirleyen bir mücahit, bir Müslümandı. Yani Müslümanların uyanmasına vesile olacak. Müslümanların Allah yolunda kenetleyip o yolda mücadele etmelerine vesile olacak bir mücahitti yani. İlmi olarak bayağı bir kitap okumuşluğu vardı. Kendini bu konuda çok geliştirmiş bir insandı. Bahsederler arkadaşlar onlardan çok bahsederlerdi. Hani onun anısıyla, onun yaptığı mücadeleyle, onun gittiği yolda gurur duyuyoruz. Yani diyeceğim. Benim adım Mekki Çetinkaya'dır. Mehmet Mekin Çetinkaya. Evet. Yani o olay hiç unutulmaz. Evet. Ve sanki dün yapılmış gibi geliyor bana. Hiç eskimemiştir. Yani devamlı yenidir o dava. Yani zulüm yapıldı. Bu insanların hiçbir günahları yoktu. Bütün köylüler yani düşmanları da ben sordum yani onlardan. Katliamdan sonra 4-5 kişi bizim eve geldi burada. Hani sanki başını sağ olsun o manayla geldiler bana. Ben sordum. Hacı Mehmet Erdak vardı. Allah rahmet eylesin. Yaşlıydı. Dedim Hacı dayı dedim sen çok iyi biliyorsun. Allah'ı aşkına doğru söyle. Bu insanların kimsenin malında gözü var. Hayır dediler. Vallahi kimsenin malında. Namusunda gözleri vardı. Hayır. Vallahi kimsenin namusunda da. Kimseye hakaret ediyorlardı. Hayır. Vallahi kimseye hakaret etmiyorlardı. Bunların köyü için ne zararları vardı? Vallahi hiçbir zararları yoktu. Sadece Müslümandılar. Fikirleri ayrı olduğu için, İslam'ı yaşadıkları için millet onları istemiyordu. Hepsi bu kadar dedi. Yani adam belki sevmiyordu, karşıydı da. Fakat adam doğrusunu söyledi. Yani hiçbir kötülükleri söylemedi adam burada. Hüseyin, Allah rahmet eylesin, inşallah İslam'ın şehididir. Hüseyin
çok değerli bir insandı. Önceden yani biraz İslam'la pek fazla alakası yoktu. İstanbul'a gitti çalışmaya. Orada bir abimizle tanıştı. Bir mühendis abim vardı, ismini unuttum. Vandiydi Allahu alem. Onun yanında döndükten sonra baktım ki %100 Allah'a bin şükürler olsun ki de geçmiş tam İslami bir hayat yaşamaya başladı ve İslam'ı yaşadı. Maddi durumu da çok şeydi yani, sıkıntı vardı maddi durumunda. Ona rağmen bazıları hani Hüseyin için işte para geliyor ona, şeyde İran'da para geliyor, hatta ona şey taksi gelmiş köye, demiş işte ben arkadaşlarımı yapmışlar taksi köye gelmiş, çocuklar şey zafer işareti yapınca Hüseyin'e demişler hani sen demişsen köyü hepsini ben şey yaptım, hala PKK vardır, taksiyi geri getirmişler, vermemişler ki. O da yani yalandan hele söyleyen de belki bizim uzakta bir akrabamız da var. Valla muhterem, o zaman da ciddi olarak büyük bir sıkıntı vardı. Evet. Müslümanların üzerinde çok ciddi bir sıkıntı vardı. Çünkü halk tamamıyla onlardan yanaydı, yanaydı. Müslümanlar da azınlıktaydılar. Dindar kesim. Devlet de zaten, ben ne diyeyim, o da onlardan yanaydı. Yani istiyordu ki birbirimize girer. Fakat o gece işte ben akşam namazdan sonra ben biraz uzandım. Yattım, baktım kapı çalındı. Saat kaç olduğunu hatırlamıyorum. Baktım Adil Semet'tir. Hayrola dedi, valla camiye baskın yaptılar. Bütün camideki insanlarımızı şehit ettiler. Yani kim dedim, dedi hepsi, kimse kalmamış. Hepsini şehit etmişler. İşte yaralı olan 4-5 kişi, onları da getirmişiz buraya. Medeni de yolda şehit oldu, o da kan kaybında gitti dedi. Ve ben kalktım, hatırlamıyorum, bir taksici çağırdım. Geldi köye gittim. Köye gittim de şehitlerin üzerinde hiç kimse yoktu. Kimse gelmemişti şehitlerin üzerine. Hani rahmeti amcam Allah'ın ile Hale Hacı Mustafa, onlar da yaralılarla beraber gelmişlerdi. Köyde kimse onların cenazelerine gelmemişti. Tabii cenazelerini tek tek üzerlerine gittim. Şehit Hüseyin caminin köşesinde şehit olmuştu. Şehit Hacı Ahmet. Hani Hacı Ahmet diyorlar, jandarmalar gelmişler, asker gelmiş, camiye baskın yapmış. O da diyor, askerse ben gideceğim diyeceğim ya, bunların hiçbir suçu yoktur. Bunlar camide namaz kılmışlar, Kur'an okumuşlar. Başka bir şey yaptıkları yoktur. Jandarmalar da gidecekler, askerler. Gidiyor, onlara anlatmaya çalışırken sen kimsin, senin adın ne diyorlar. Bu da diyor Ahmet Kantar. Öyle deyince ona ateş ediyorlar. Şehit Hacı Ahmet'e biraz dolgun bir şeydi de. Onu orada şehit etmişlerdi o da. Fakat Abdülsemet de camiden çıkarken onlardan evvel hani bir arkadaşının evine gideceklerdi. Orada diyor sen önce git, biz de geliriz peşine. Bu çıkarken onu gizliden yakalıyorlar. Ses çıkartmadan götürüyorlar, tandır vardı. Tandırın içinde elini bağlıyorlar Abdülsemed'in ve sesini çıkartma diyorlar. Abdülsemed orada kaçıyor. Onların elinden kurtuluyor. Bunlar ondan sonra camiye baskın yapıyorlar. Camiye baskın yaparken askeriz işte. Gelin teslim olun. Bunlar da dediler, askersiniz ne yaparsınız yani? Biz yaptığımız bir hata yok ki. Hayli meşru bir şey yapmamışız. Biz camide namaz kılmışız. Ayakkabılarla zaten caminin içine giriyorlar. Bu camidekiler onlara kızıyorlar. Ya, bu şeylerin üzerinde, halilerin üzerinde namaz kılıyoruz. Nasıl ayakkabıyla basıyorsunuz? Allah'tan korkun. Öyle deyince çok dışarı, onları dışarıya çıkartıyorlar. Ellerini iple bağlıyorlar. Fakat birisi soruyor, içinizde Hüso kimdir diyor. Hani askerler Hüseyin'in ismini bozmazlar. Diyecekler Hüseyin kimdir? Bunlar diyor Hüso kimdir? Öyle deyince Şehit Hüseyin anlıyor. Tekbir getiriyor diye bunlar askerde girdiler. Ve birisinin ayakında da ayakkabı görüyor. Bunlar diyor mürted örgüttür. Arkadan ateş ediyorlar. Halbuki bunların niyetleri Hüseyin'i götürüp işkence, vahşice işkence etmek için götürmek istiyorlar. Orada şehit oluyor ve bu öbürleri de zaten yüzleri duvara,
Arkada onları da tarıyorlar. Bu 14 kişi de orada tarıyorlar. Bunların içinde 5 kişi yaralandı. 6 kişi şehit medeniyle beraber 6 kişi yaralı. Onu da hemen şehit oldu. Onları götürdüler. Yani bu mürted örgütün başka işkencelerini de duydum. Benim bir dayım oğlu vardı Gündüz köyünde. Onu kaçırdılar. Yani böyle vahşice işkenceler yaptılar. Dünyada kesinlikle onun emsaline rastlanacak bir işkence olmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şeysinde hiç kimse öyle bir vahşi işkenceler yapmamış. O dayımın oğluna yaptıkları. Üz dayımın oğludu. O da Medeni Çetin Kaya'dı. O da amcazada da oluyordu. Onu da öyle vahşice şehit ettiler. Yani sigarayı gözünde sündürmüşlerdi. Sigarayı. Yani İslam'ı yaşamak isteyen, onlara tabi olmayanlara, onların yolu iyi bir yol olmadığını söyleyenler için ele yapıyorlardı. Yani onlara düşmanlardı. Kendilerinde yana olan ve Allah'tan korkanlar başka kimseden hiçbir şeyden korkmazlar. Fakat Allah'tan korkmayanlar her şeyden korkarlar. Fakat bunlar da Allah'a çok şükür Allah'tan korktukları için hiç kimseden korkmadı.